Biz kendimizi tanımlarken doğrudan doğruya, e, yani işte biz milli görüşçüyüz desek geçmişler anlaşılır da orada yanlış anlamalar var yalnız. Yani orada bazıları bizi bağnaz bir topluluk olarak görmeye, işte bundan 1400 sene önceki bir devre dönelim demeye, halbuki 1400 sene önce ortaya atılan fikirleri bugün bu çağda bile bazen anlamak mümkün değil. Yani bugün bir sempozyumumuz var. Siz de tahmin ederim katılacaksınız belki. Yani kadının toplum içindeki yeri 1400 sene önce insanlara bizim inancımız gereği verilen bir takım haklar kadınlara da başta olmak üzere verilen haklar bugün tam olarak verilmiyor bile. Yani insanlar. Uzun asırlarda kadının ruhu var mı? Önce onu tan tanımlaya kalkmışlar. Ya bu insan mı? Daha aradan bilmem asırlar geçtikten sonra işte son 150-200 senenin içinde bir takım haklar kabul edilmiş. Şimdi de pendulum gibi bu sarkaç gibi aşırıya gitmeye başlamış. Öyle bir noktaya gelmiş ki o, o normal bir yerde de duramıyor insanlar makul düşünmek mecburiyetinde. Bizim inancımızın gereği inançta baskı olmaz. Onun için tek bir kelimeyle meseleyi anlatmaya kalksak o bugünkü şartlarda insanların milli görüşün dışında tam olarak anlamalarına imkan vermez. Ama burada üzerine vurgu yaptığımız adalet mülkün temelidir. Adalet özgürlükleri ve hakları korumak için vardır. Mutlaka insanlar göreve ve görev insanlara tevdi edilirken devlette ehliyetlerine bakılarak görev verilmeli. Aile bağları veya eşlik dostluk şartlarına göre görev verilmemelidir. İstişare olmazsa olmaz devlet yönetiminde bir kişinin vereceği karar istişare neticesinde verilmelidir. Kamu malına hangi şartlar altında olursa olsun kimse el uzatmamalıdır. Gerek şahsi menfaat temin edebilmek, gerekse israftan kaçınma babında. Ben bütün bunları sağladığım zaman işte bu ve güzel ahlaklı olmak. Yani ben bugün e, efendim ahlaki değerlerde bir aşınma var. Eğitim sistemimizi düzeltelim diyorlar. Şunu tamamlayın. Eğitim sistemini bugünkü şartlardan çıkarın, dünyanın kimsenin aklına gelmeyen en güzel sistemini koyun. Eğer liderlerin tavrı değişmezse topluma eğitemezsiniz. Topluma yön veren, aynen liderlerin yaşantısıdır, kullandığı ifadelerdir. Bugün bakın, özellikle iktidar partisinin başındakiler, özellikle iktidarı destekleyenlere bakın, toplumu ayrıştırmak için, çok büyük bir gayret sarf ediyor. Bu güzel ahlak değil. Kendisi gibi olmayan en ahlaksız, en kötü. Milli değerlere sahip olmayan, bilmem öyle işte şer ittifakı. Nereden çıktı ya? Niye böyle konuşuyorsunuz? Bir lidere bu yakışmaz. Ha onlar doğru kabul ediyorlar kendilerini. Onun için biz bu noktaların tamamı bizim ne düşündüğümüzün özünü teşkil eder.